Evre 2 blok 2 5. uygulama. Dersin konusu rektum, kanalis analiz, fossa iskiyo analiz ve karaciğer. Buradaki sagittal pelvis kesitinde, erkek pelvisinde rektumu görüyoruz. Son 3 sakral omurun ön tarafında pelvis boşluğu içerisine yerleşmiş durumda. Dikkat ederseniz ön tarafında mesane yerleşmiş, ön taraf komşuluğunda. Buradaki boşluktaki kıvrımlar bölgelerde ise kolon sigmoideum ve ileum kıvrımları bulunur. Yine erkek pelvisini görüyoruz. Burada rektum. Rektumda longitudinal plikalar var, mukoza plikaları. Bu plikalar iç yüzüne baktığımız zaman görüyoruz. Bu plikalar rektum dolduğu zaman kaybolan plikalar. Ama bir de rektumun plika transversalis recti denilen ya da Houston plikaları dediğimiz transvers plikaları var. Bunlardan bir tanesini, Kohrasch plikasını burada görüyoruz. En belirgin olan plikası rektumun. Kohrasch plikasının altında kalan kısmı rektumun ampulla recti olarak isimlendirilir. Burası rektumun daha geniş olan bölgesidir. Artık ampulla rektinin altında kalan kısım da kanalis analistir. Rektumun diğer iki transvers plikasını ise burada görüyoruz. Rektum arka yüz komşuluğu hem kadında hem erkekte aynı. Çünkü sakrumun ön tarafında yerleşmiş. Bu bölümde aynı zamanda arteria ve vena rectalis superiorum dalları, sinir plexusları da bulunuyor. Ancak ön taraf komşuluğu, rektumun ön yüz komşuluğu kadında ve erkekte farklılık gösterir. Ön yüz burada erkek pelvisini görüyoruz. Dikkat ederseniz periton rektumun ön üst kısmını örttükten sonra mesanenin üst yüzüne atlar ve burada excavatio recto vesicalis dediğimiz periton çıkmasını oluşturur. Burada yine bir kadın pelvisinin sagittal kestiğini görüyoruz. Rektumu görüyorsunuz. Rektumun ön tarafında uterus, onun da ön tarafında mesaneyi görüyoruz. Dikkat ederseniz rektumu örten periton aşağıya kadar inmiş, uterusun arka yüzünü ve vajinanın üst bölümünün örttükten sonra artık uterus üzerine atlamış periton ve buradan periton ön tarafta mesane üzerine atlamış. Bu şekilde rektumla uterus arasında ve uterusla mesane arasında iki çıkmaz meydana gelir. Bunlardan burada gördüğümüz rektum ve uterus arasında kalan çıkmaz excavatio recto uterina ya da Douglas çıkmazı olarak isimlendirilen çıkmazdır. Ve anüsten yaklaşık 5,5 cm yukarıdadır bu çıkmaz. Diğeri ise ön tarafta görülen uterusla mesane arasındaki excavatio vesico uterina dediğimiz çıkmazdır. Bugün göreceğimiz diğer yapı karaciğer. Karaciğer karın boşluğunun üst tarafında yerleşmiş çok büyük bir organ. Hemen hemen 1500 gram gibi bir ağırlığa sahip. Burada da dikkat ederseniz regio hipokondriaca dextra'nın tümünü, regio epigastrica'nın büyük bir bölümünü ve regio hipokondriaca sinistra'nın da linea media clavicular sinistra'ya kadar olan bölümünü kaplamış durumda karaciğer. Yer olarak da alt üst sınır olarak da 7. 11. kaburgalar arasındadır sağ tarafta. Sol tarafa doğru giderek incelir ve 7. 8. kaburgalar seviyesinde kalır artık sol ucu. Burada gördüğümüz yüzü, üst yüzü, facies diafragmatica dediğimiz diafragma ile komşuluk yapan yüzü. Karaciğerin üst yüzünü örten iki periton yaprağı bu şekilde orta hatta ligamentum falciforme hepatisi oluştururlar ve ligamentum falciforme hepatis karaciğerin diyafragmaya ve karın ön duvarına tutunmasını sağlar. Visceral yüzden gelen ligamentum teres hepatis de ligamentum falciforme hepatisin alttaki iki yaprağı arasında bulunur ve göbeğe doğru uzanır. Burada kadavrada karaciğerin diyafragmatik yüzünü yani facies diafragmatica'yı görüyoruz. Yine makette de facies diafragmatica.
Burada gördüğümüz yüz ise facies visceralis dediğimiz karaciğerin alt yüzü, yani karın içindeki organlarla komşuluk yapan yüzü. Şimdi diyafragmatik yüze baktığımız zaman karaciğerin üzerine örten periton burada birbiriyle birleşerek bir bağ oluşuyor, oluşturur. Ligamentum falciforme hepatis. Bu bağ sağdan sola, arkadan öne doğru uzanır ve diyafragmatik yüzde karaciğerin lobus hepatis dexter ve lobus hepatis sinister dediğimiz sağ ve sol loblarını birbirinden ayırır. Karaciğerin facies visceralis'ine baktığımız zaman arkadan öne doğru uzanan iki sagittal olup ve onları birleştiren bir enine oluk olduğunu görüyoruz. Sagittal oluklardan sağ taraftaki sulcus sagittalis dexter olarak isimlendirilir. Sol taraftaki ise fissura sagittalis sinisterdir. Sağdaki oluğun içinde arka tarafta vena cava inferior yerleşir. Ön tarafta ise fossa vesica biliaris içinde vesica biliaris, vesica fella dediğimiz safra kesesi yerleşir. Fissura sagittalis sinister içinde ön tarafta ligamentum teres hepatis bulunur. Bu vena umbilicalis'in artığıdır. Arka taraftaki oluğa ise fissura ligamentum venosum adı verilir. Burada ductus venosus'un artığı yerleşir. Burada maket üzerinde aynı yapıları görüyoruz. Sulcus sagittalis dexter. Ön tarafta safra kesesi, arka tarafta vena cava inferior. Fissura sagittalis sinister, ön tarafta ligamentum teres hepatis, arka tarafta da ligamentum venosum. Karaciğerin visceral yüzünde sulcus sagittalis dexter ve fissura sagittalis sinisteri birleştiren enine olup porta hepatisin olduğu yerdir. Ve bu bölgede safra kanalları, arteria hepatica propria ve vena porta hepatis bulunur. Karaciğerin facies diafragmatica dediğimiz yüzünde ligamentum falciforme hepatis ile birbirinden ayrılan iki lob olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi sol taraftaki lobus hepatis sinister, karaciğerin 1/6'sını oluşturur. Diğeri ise sağ taraftaki lobus hepatis dexter'dir. Karaciğerin visceral yüzüne baktığımız zaman ise 3 tane oluk olduğunu görmüştük. Bunlardan ikisi sagittal oluklardı. Sulcus sagittalis dexter ve fissura sagittalis sinister dediğimiz oluklar, sagittal oluklar. Onları birbirine bağlayan enine bölge ise porta hepatisti. Porta hepatisin önünde kalan, yani safra kesesinin yerleştiği olukla ligamentum teres hepatisin geçtiği oluk arasında, yarık arasında bulunan bu lob, lobus quadratus olarak isimlendirilir. Porta hepatisin arkasında sulcus vena cava ile ductus venosus artığının geçtiği oluk arasındaki lob ise lobus caudatus olarak isimlendirilir. Facies diafragmatica'da gördüğümüz ligamentum falciforme hepatis karaciğerin arka tarafına geldiği zaman iki yaprağa ayrılır. Biri sağ tarafa, biri de sol tarafa gider bu yaprakların. Bu yapraklar karaciğerin arka bölgesinde area nuda dediğimiz bir bölgeyi çevreler. Karaciğerin bu bağına da, yani area nuda'yı çevreleyen bağına da ligamentum coronarium hepatis denir. Area nuda karaciğerin peritonsuz bölgesidir ve karaciğerin karın arka duvarına ve diyafragmaya sıkı bir şekilde yapışmasını sağlayan önemli bir bölgedir. Buradaki kadavrada rektumun iki yanında bulunan fossa ischioanalis dediğimiz üçgen prizma şeklindeki boşlukları görüyoruz. Fossa ischioanalis'in sınırlarını hatırlayacak olursak iç tarafta, altta musculus sphincter ani externus, üstte ise musculus levator ani ile sınırlıdır. Dış tarafta ise musculus obturatorius internus dediğimiz sinir kas bulunur. Altta deriyle örtülüdür. Bu bölge aslında tamamen yağlı gözeli bir dokuyla doludur.
Ve bu da dış duvara dayalı olarak burada gördüğümüz gibi 3 yapı yan yana dizilir. Arteria ve vena pudenda interna ile nervus pudendus. Bunlar ortak bir fasya ile sarılıdır. O yüzden buraya Alcock kanalı ya da canalis pudendalis adı verilir.